Hayvanlık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavuk. Şu an duygular o kadar kötü ki, kelimelerle ifade etmekte güçlük çekiyorum. Bir sürü can gitti. Evlatlarımız, torunlarımızın geleceği, oksijenimiz gitti. Can kaybı olmadı insani olarak. Ama ya bu ormanda yaşayan canlılar? Börtüsü böceğiyle onların evleri yandı. Ağaçlar bitti. Gerçekten çok üzgünüm. Ama üzülmek bir dereceye kadar. Bundan sonra neler yapabiliriz? Bunun programını yapıp elimizi taşın altına koymak mecburiyetindeyiz. Bu bizim geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği, oksijenimiz, nefes alıp verdiğimiz. Her saniye, her ağaca ihtiyacımız var. Nerede yanmış ağacımız varsa onun yerine tekrar yenisini fazlasıyla dikmemiz gerekiyor. Gerçekten ne diyeceğimi şaşkın bir vaziyetteyim. Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Dernek olarak üzerimize ne düşerse bir fidan kampanyası açılabilir. El birliğiyle burasını tekrar Ayvalık halkıyla birlikte, çünkü yalnız başına kimse bir şey yapamaz. El ele verdiğimiz zaman bu cenneti şu anki cehennem ama cennete çevirebiliriz. Üzerimize düşen ne varsa memnuniyetle yapacağız. Canlı dediğiniz vakit sadece insani olarak almayın. Ağaçlar da bizim çocuklarımız. Dikeriz, sularız ve büyütürüz. Büyüdükçe de mutlu oluruz. Bunların hepsi benim çocuklarım. Hepimizin çocukları. Onun için yeşertmeliyiz dostlar. Tekrar akciğerlerimize, oksijenimize kavuşmalıyız. Üzerimize ne gerekiyorsa yapmalıyız. Biz hazırız. 70 yaşındayım ama ben bile ağaç dikmeye gücüm yettiğince üzerimize ne düşüyorsa hepsini yapmaya hazırım.